Kitabımı özetlemek gerekirse, adım Mead Keskin. 2 Haziran 97 yılında çok güzel bir ailenin en küçük bireyi olarak Kastamonu'da dünyaya geldim. Hayata gözlerimi açtığımdan beri asla beni yalnız bırakmayan bir abim ve her zaman destekçim olan bir ailem var. Ailem, dedemin babasından beri her zaman din, hukuk ve siyasetin içinde olmuştur. Her biri çocuğunun bu dallarda eğitim ve meslek hayatı sürdürmesini istemiştir. Ta ki bana kadar. Kendimi bildim bileli tek bir şey istedim. Oyuncu, yazar ve müzisyen olmak. Hayatımı da her zaman buna göre şekillendirdim. Liseye başlamadan üniversitede hangi bölümü okuyacağıma çoktan karar vermiştim bile. Bu alanlarda belki yeteneğim vardı ama geliştirmek için üzerine gitmem gerekiyordu. Oyunculuk için Kastamonu gelişmeye müsait bir şehir olmadığı için sadece kendim pratikler yaparak ve okuyarak bir şeyler öğreniyordum. Daha sonra ilk radikal kararımı müzik için verdim. Ve lisenin ilk senesinde dedemin cüzdanından para aşırarak kendime bir gitar aldım. Kendi başına öğrenmenin güzelliğini tatmış oldum. Besteler yapmaya ve söz yazmaya başladım. İlk şarkımı da gitarı öğrendikten 2 ay sonra yaptım. Yapabildiğimi gördüm. Ve daha iyisini yapabileceğimden emindim. Fakat benim bu şehirden kaçmam gerekiyordu. Hayallerimi gerçekleştireceğim yer İstanbul'du. Sonrasında Yeditepe Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema bölümünü kazandım. Bu bölümü okumak benim B planımdı. Gelecekte oyuncu olamazsam yine de senarist, yönetmen veya görüntü yönetmeni olarak çalışmayı planlamıştım. Hazırlığa başladığım sene hemen işe koyuldum ve bazı ajanslara başvuru yaptım. O ajanslardan biri sayesinde de Arka Sokaklar dizisinde bir teröristi canlandırma fırsatı yakaladım. İnanın, bana yapılan dublajı duymak istemezdiniz. Bunun gibi birkaç filmde daha figüranlık yaptım fakat benim için yeterli olmadığını fark ettim. Dedim ki, ne yapıyorum ya ben burada? Bu iş eğitimsiz olmazdı ve ben de eğitim almaya karar verdim. Başkent İletişim Akademisi'nde Zeynep Koltuk, Ali İpin, Cihan Ünal ve Cevdet Arıcılar gibi isimlerden oyunculuk eğitimi alarak referanslarına sahip oldum. Akademi sınavında da Hamlet'ten bir tir at oynayarak 95 aldım. Kendimle ilgili umutlarım yeşermeye devam etti. 2018 senesinde okulda Grease müzikali yapılacağını duyurdular. Audition'da her şey oldukça yolunda gitti ve ertesi gün Roger rolünü aldığımı öğrendim. Sevinçten havalara uçtum. İlk provada bize neler anlatıldığına dair hiçbir fikrim yok çünkü arka tarafta hayatımda gördüğüm en güzel şey oturuyordu. Onu gördüğümde içinde bulunduğum her şey bir anda güzelleşti. O günden beridir arkadaşlıkla başlayan ilişkimiz bugün 5. ayında ve gerçekten hayatımın en doğru kararlarından biridir. O süreçte ona da yaptığım 3 tane şarkı sayesinde tam olarak 2 tane albüm çıkartacak kadar şarkım oldu. Fakat albüm çıkartmak için bütçem hala yetersizdi. Ben de para biriktirmek için Keskin Kütüphanesi adında bir kitap sayfası açtım. Oradan sattığım kitaplarla ve Pucci isimli bir barda haftada 1 veya 2 kere çalarak para biriktirmeye başladım. Sonunda ne olurum, nerede olurum bilmiyorum. Ve bilmemekten de memnunum. Hayatım belirlediğim hedefler doğrultusunda ilerlettiğim ve bunlardan kaçmadığım için de kendimle gururluyum. Herkesin bir günü vardır. Ben de kendi günümü bekliyorum.